Ferdi Özben beni şey yaptı. Sarstı çok. Ferdi arkadaşım sarstı. Ben çünkü onun o parlak dönemlerini biliyorum. Sosyetenin kapış kapış ona gitmek için. Ondan sonra bayrağı ben devraldım. Ona doğru, rakip oldum. Aynı şeyler bu sefer bu babana döndü. Kitle aynı. Yani Türkiye'nin kaymak tabakası yani. Sosyete bugün ne hissettiniz mesela cenazede o manzara eşliğinde? Yani insana böyle zamanlar ne düşündürüyor? Siz geldiğinizden beri hep aynı şey. Hani klişe bir şey bir taraftan. Şimdi çok değerli isimleri Ocak ayında kaybettik. Ve tabii ki herkes yad etmek, konuşmak istiyor ama neredeydiniz daha önce sorusunu fırlatıyorsunuz haklı ben olarak. Ben hepsinde, bütün kameralara aynı şeyi söyledim bugün. Bugün işte şeyde, cenazede herhalde 15-20 tane konuşmuştuk. Hepsini, ya bu kalabalığa bakın, neredeydiniz diyorum ya. Bu arkadaşımızın 1994 ila 2010 yılları kayıp. Kayıp. Yani bunu arayıp sonra bir haber yapmak, onu birazcık tetiklemek, o sanatı da tetiklemek. Yani 15 yılını, 18 yılını Ferdi Özbey'in çaldılar. O daha üretken olabilirdi. Biraz da onurluydu da. Bunun üstüne gitmedi. Ha bir de şu olur. Böyle bir olayı siz sezinlersiniz. Terafisi için bir çaba yaparsınız. Mesela hatun kişilerde olur. Aa bak suskun kaldım 6 ay. Bir sene. Bir şeyler yapmam lazım diyorlar. Olmaz. Hemen toplantılar. Bir promosyon. Ortalığı biraz alevlendirmek. Haber bir şeyler. O onu da yapmadı galiba. Onu da yapmadı. İdealistliğiyle yani kaderine razı oldu açıkçası. Ve sonucunda hiçbir şey yapmadı. 17-18 yıl. Hiçbir şey yapmadı. Bizler ellerimize yaklaşan, ellerimizi geçen kadınlar olsaydık, kadınlar, şarkı söyleyen kadınlar, müzik yapan kadınlar, işler daha farklı olurdu demeye getiriyorum. Ayşe Pekkan kaç yaşında? Ayşe Pekkan'ın bir erkek versiyonunda işte düşünebiliyor musun bu kadar? Ayşe Pekkan da aynı şu anda yani işte bahsettiğim kişiler Gülben Ergenler, Petekli, Gülben Ergenler, işte şeyler, Hülya Avşarlar. Falan filan. İşte hadisedir, hadise, Gülbin. Ajda Pekkan da öyle. Ajda Pekkan da attı her adım şey. Bakın Ajda Pekkan 65-66 yaşında bildiğim kadarıyla. 66 yaşında bir erkeğin şu kadar bu kadar sükseli olabileceğini tahmin edebiliyor musunuz? Peki Ferdi Bey'le var mı bir örneği var mı? Hiç sizin bu konuda az önce konuştuk. Belli ki demlenmiş düşünceler evet. Bu. Bir muhasebeden geçilmiş evet. Dediniz. Kayda geçsin diye soruyoruz. Madem bugün hakikaten üzüntülerini bildiriyor pek çok kişi. Hı. Var mı hatırınızda kalan bir öz eleştirisi bu anlamda medyaya dair iletmek isteyebileceği? Biz Bodrum'da zaman zaman görüşürdük. Tabii ki ilgisizliğinden şeye vardı yani dem vururdu buna ama çok onurlu bir insan olduğu için bunun fazla büyütmezdi. Mesela ben olsam daha fazla, ben daha çok büyütüyorum söylemlerimle. En azından ben bunu 15 yıldır söylüyorum. Devamlı söylüyorum. Yani Ferdi olayından önce de söylüyorum. Ama Ferdi işini atıyor. Söylemiyor. Ama bana dert yanıyor. Ya Coşkun ya hiç ilgisizler bunlar. Yani bu ne biçim iş? Diyor. Dedi bana. Bodrum'da söyledi. 7 ay önce söylediğinde de yani yazık oldu yıllarımıza gibi. Böyle yazık oldu yıllarımıza. Tabii söyledi. Söyledi bana bunu. Yani bir sanatçı bakın. Bir şey yapmasa bile eğer medya her gün medyada olduğu zaman o onu yaşatıyor. Yani bugün Allah aşkına Hülya Avşarlar falan nesi var ya her gün medyada olmasa, medyanın çok büyük ilgi odağı olmasa nedir yani Hülya Avşarlar? Nedir yani Allah aşkına? Önce bizi demoralize ettiler. Ondan sonra da yeni bir şey yapmıyor diyorlar. Yapsan da kimse video klip kanalları şu anda 5 tane video klip hepsi pop alıyor. Ben bugün çok güzel benim tarzımda bir beste yapayım. Klibini çekeyim. Onu yayınlayacak hiçbir kanal yok. Eğer siz biliyorsanız siz bana söyleyin. Kral pop. Power Türk pop. Number one pop. Gidiyorsun diyor bizim tarzımda uymuyor diyorlar. Bir tane kralın bir tane dandik sadece kral yazan bir kanalı var. Hiçbir yeni frekans. Yani yeni frekans aldılar. Bir senelik frekans. Hiçbir evlerde kurulu değil. Kablo TV'de yok. Hiçbir ne otellerde kurulu değil. Hiçbir kafeler açmaz. Hep kral deyince kral poptur. Ya kralın pop kanalı. Bir de kral popsuz bir kral daha var. Ha? Şu anda yayında mıyız biz? Yayındayız. Aa, ben off the record konuşuyorum.
Yaklaşık 15 dakika falan oldu yani tekrar yayına gireli reklamdan sonra. Evet. Oo, off the record konuşuyorum ben. Sahiden mi? Hakikaten evet. Off the record konuşuyorum. Yayında değilmiş gibi konuşuyorum. Şu kısımdan itibaren dedim ya meslektaşınız Güney bir mesajı var diye başladım. Evet. Ondan bu yana yayındayız. Aa, büyük haber çıktı bunlardan biliyor musunuz? Çok öyle çıktı. Yani ben hepsi bunu off the record olarak konuşuyorum. Ne diyeyim şimdi, güleyim mi? Evet. Bilemedim, karma karışık bir yayın oldu. Evet. Bu galiba şey mi sizin açınızdan? Sizin rahatınızdan geldi bana, o kadar rahatsınız ki. Şeyde çok rahatlık, ben de o rahatlık sanki reklam arası rahatlığı gibi değerlendirdim ben bunu. Peki yönetmenim evet. uyarıyor, yayının sonuna geldik diyor. Evet. Yayının sonuna geldik, yayındaydık diyorum Coşkun Bey. Evet. Valla bunlar çok büyük bombalar patlattım. Biraz önce söylediklerim, onu söyleyeyim. Off the record olarak benim değerlendirip konuştuklarımdı. Reklam arasında biz hep şey yaparız.